Cümleten kanalıma hoş geldiniz. İlginç bir açılış oldu. Damızlıklarımız aniden ürktüler. Yeni bıraktım. Yine güneşli bir gün. Öğleden sonra şimdiye kadar biraz tamiratla uğraştım. İlk önce size içeriye göstereyim. Yine bir rutin kontrolümüzü yapalım. Müsaitlerimiz henüz yumurta yapmamışlar. Evet. Gümüş kuyruklarımız keyfi yerinde. Maşallah. Sarı gümüş kuyruk dişimiz ikinci yumurtasını yapmış. Şöyle bir bakalım. Bunların ikisi de dişiye benziyor. Dünler kara çağçırlı çiftliğimiz de ilk yumurtasını yaptı. Yeni üyelerimizden. Belki kara çağçırlıların yumurtalarını bunların altına sürerim. Çünkü şu an dişiye ihtiyacım yok. Yani gümüş kuyruk olarak yok. Şamu babamız yumurtada yatıyor. Vay. Burada hay maşallah. Afgan dişimizle kanat postalı erkeğimiz ikisi de kalkmışlar. Şöyle bir yakından inceleyelim. Maşallah. Kursakları dolu. Hangisi müsait, hangisi nakışlı ya da karanfilli? Şu didiği beyaz olan müsait olması gerek arkadaşlar. Bu kar olan da ya nakışlıdır ya da karanfillidir. Müsaitlerin kakaları beyaz olur, didikleri. Şuraya bakalım. Ustamız hay maşallah. O da ilk yumurtasını yapmış. Onlara da zaten hiçbir yumurtalarımız hazır. Her şey şu an istediğimiz gibi gidiyor. Bu arada İlk günde fare tuzaklarını kurmuştuk. İlk günün sonunun bilançosunu açıklamayı sizlere unuttum. 10 tane yakaladık. Tabii ilk kurduğumuz zamanlarda fareler çok olduğu için çok yakalanıyor. Ondan sonra belli bir zaman sonra onların da sayısı azalıyor. Ve hemen hemen kalmıyor gibiler. Ben bu fare sistemini, tuzaklarını dediğim gibi birkaç yıldır kullanıyorum. Çok memnunum. Farenin sonunu tabii ki kesemeyiz. Birkaç arkadaş demiş onları kesinlikle bitiremezsin. Tabii ki bitirmek mümkün değil ama neredeyse görünmez hale getiriyorum. Çünkü her gün 3-5 derken onlar da bu kadar hızlıkla üreyemiyorlar. Sonra bir abimiz Londra'dan, Haydar abimiz, sevgiler saygılar abim. O da bütün üç kümeslere bunları düzenli kış yaz yapmamı söylemiş. Zaten yapıyorum abi. Ama uçanların tarafında farelerin girmesine imkan yok. O yerden yukarıda altları da kapalı. Her taraf kapalı. Uçanların tarafında yem dolmadığı için oraya fare sorunumuz yok. Girmiyor. Diğer kafesli çiftlilerin olduğu bölümde de orası da tamamen kapalı, fayanslı yerler. Orada
kalorifer de var kışın. Oraya da fare sorunumuz yok. Çok şükür oraya da girmiyorlar. Sadece çiftlilerin olduğu yerde, çünkü orada yem suyu önlerine bırakıyorum yavrularını besledikleri için. Orada genelde varlar. Bu yakışıklıların olduğu yerde, tek erkeklerin olduğu bölümde ise çok nadir. Belki bir iki tane ya vardır ya da yoktur. Onlar da düzenli olarak oraya da yerleştiriyorum ve onlar zaten orada olanlar otomatikman yem için çiftlerin tarafına geldiğinde sonu hüsran oluyor. Yani burada da abilerimize, merak edenlere bir ufak açıklama yapmış olalım. Evet, çiftlilerimiz özlemişler banyo yapmayı. İkinci banyoları bu yılın galiba. Şöyle hem güneşin, hem suyun, hem toprağın yeşilliğin tadını alsınlar. Neşesini çıkarsınlar. Ben de biraz dinleneyim. Bugün bayağı bir yoruldum. Çünkü bildiğiniz gibi rüzgar birkaç gün önce buradaki camlarımızı harap etmişti. Şu an daha kalitelisini, böyle biraz daha yumuşak olanı, esnek olanını aldım. Zaten ben bunları kullanıyordum da geçen yıl elimde kalmamıştı. Sadece o olanları kullanmıştım. O yüzden onlar da rüzgara dayanmayıp kırıldılar. Şu an olması gerekenleri taktık. Sonra uçanlar bölümüne de aynı şekilde şu kapının ortasına kadar, anahtarların olduğu yere kadar da bir ekleme yaptım. Yukarı havanlar için yeterli. Yağmur yağdığında bazen rüzgar buradan içeriye savurabiliyordu. Şimdi böyle çok güzel oldu. Bu arada bizim damızlık kırmızı gümüş kuyruğumuzu da buraya aldım bugün. O da bunların arasında. Hatta sabahleyin bunu uçanlarla birkaç tur açtım, uçtu. Kısmet olursa birkaç gün içerisinde evin komple, önce de söylediğim gibi, çevresini böyle kazıp taşlarla tüşleyeceğim. Hem onlarla meşgulüm, hem güvercinlerle. Evet, çok yakından yine bir yırtıcı geçti. Sesini belki duydunuz. Evet, gerçekten de şu an tam güneşin suyun tadını çıkarıyorlar. Ben de şöyle oturup onların tadını çıkarayım hep birlikte sizlerle. Beyaz postamız boyun fekine girmiş. Yavaş yavaş bazıları feklere giriyorlar yine. Zaten tam fek zamanı geldiğinde en zor zaman o zaman. O zaman çok dikkatli olmak gerek, özellikle yavrulara. O yerdeki küçük tüyler hep uçuştuklarında tozla birlikte uçup nefes borularına gidebiliyor ve böyle
yavruların ölümüne sebep oluyorlar. O zamanlar aman dikkat edelim. Elimizden gelindiği kadar tabanlarda ızgara kullanıp temizliğe önem verelim. O tüyleri sık sık temizleyelim. Ben o tüyleri elektrikli süpürgeyle alıyorum. Çünkü süpürmekle tozlar kesinlikle bitmiyor. Kendime bir tane elektrikli süpürge aldım. Onu sadece güvercinler için kullanıyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Gerçekten de çok faydalı ve çok vakit kazandıran bir şey. Yani o köşeleri kazımak, tekrar böyle süpürmek falan bayağı bir zor, zahmetli iş. İnan güçlü bir elektrikli süpürge ile çabucak ben onları hallediyorum. İnşallah bir gün kümesi temizlediğimde de bir temizlik videosu yaparım sizler için. Böyle kısa yollu temizleme temizlik her zaman iyidir, önemlidir. Hangi iş olursa olsun, işte de hayvan bakımında da önemli bir unsur. Yani elimizden geldiği kadar kümeslerimizi temiz tutalım. Zaten kümeslerimizi temiz tutup dikkat edersek aslında dışarıdan pek güvercin almazsak genelde kuşlarımız hasta olmaz. Ama işte kuşçunun gözü doymuyor. Nerede bir güzel görse bir tane daha almak istiyor. 100 tane olsa 101 olsun, 1000 tane olsa 1001 olsun diyor. Ama ben şu an özür dilerim. Hala öksürük tam geçmedi. Dışarıdan artık güvercin ihtiyacımız pek kalmadı. Şu an dışarıdan almayı düşünmüyorum. Çok özel, çok böyle hani ne desem, gözümüze çok böyle batan bir kuş olursa, çok böyle aşırı güzel, aşırı şirin olursa tamam, ama yoksa bu şu an elimizdekilerle biraz yetinelim. Bunlarla bu sezonu geçirmeyi düşünüyorum. Çünkü ne kadar çok dışarıdan güvercin gelirse, dediğim gibi, o kadar hastalık riski artıyor. Yani dışarıdan kuş almadığımız sürece aslında ilaçlara, aşılara pek gerek yok normalde. Kuşlarımız kendi bağışıklık sistemini ortamına göre ayarlıyor ve kolay kolay hasta olmuyorlar. Yani yanlış bir davranış olmadığı sürece, misal kuşlar şu an banyo yapıyorlar. Onları rüzgarlı bir alana bırakırsan tabii ki hasta olurlar. Şu an burada rüzgar yoktur. Çok hafif. Yani onları rahatsız etmeyecek, hasta etmeyecek bir şekilde. Ve onları zaten rüzgardan koruyacak evin kenarındalar. İki tarafta duvar. Ama yüksekte güvercin besleyen arkadaşlarımız, bence buna dikkat edin. Hava sıcak da olsa oradaki rüzgarlar tabii ki güçlü oluyor. En çok kuşların hasta olması rüzgara dayanamadıkları için, zayıf oldukları için onlardan oluyor. Vallahi herkes maaşlı bir kenara, herkes bir yeri tuttu.
uyumaya, güneşlenmeye başladılar. Benim de uykumu getirdiler. Ben de bunların bir kenarına şöyle uzanayım. Ne dersiniz arkadaşlar? Evet abiler, ustalar. Arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Abone olmayan arkadaşlar, lütfen abone olalım. Ne diyeyim arkadaşlar? Vallahi Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.